Merhaba, ben ürünceleme.com içerik yönetmeni Özgür Çetin. Bugünkü inceleme konuğumuz gerçekten ilginç bir ürün. Ürün inceleme konuda ilk kez karşımıza çıkan değişik ve farklı bir cihaz var karşımızda. Tefal'in ActiFry ismini verdiği temel olarak patates kızartabilen ve aynı zamanda tavuk, et gibi yiyecekleri de pişirebilen ilginç bir ürün var. Cihazın ilk olarak dış görünümüne bakacak olursak dairesel ve yuvarlak bir tasarıma sahip ürün. Eskilerin davul fırın dedikleri, hala da birçok yerde özellikle Anadolu'da kullanılan fırınlara benziyor. Cihazın bir özel bir kapak sistemi mevcut. Üst tarafından bu şekilde açarak kapağı aktif hale getiriyorsunuz. İçinde ise özel olarak tasarlanmış bir mekanizma bulunuyor. Mekanizmanın yakından bakacak olursak, aslında bu temel olarak kendi etrafında dönebilen ve içindeki yiyeceği karıştırabilen bir sisteme sahip. Bir özel bir tabak olarak da düşünebiliriz bunu. Bu sistem aynı zamanda üzerinde bulunan bir kulp yardımıyla kapatılabiliyor. Bu sayede cihaz özellikle dolaplarınıza koyduğunuz zaman fazla yer kaplamıyor. Akıllıca düşünülmüş ki Tefal'in birçok ürününde zaten bu tarz bir teknoloji bulunmuyor. Akıllıca düşünülmüş güzel bir özellik. Genel olarak baktığımızda ise cihazın bütün parçaları yıkanabiliyor. Örneğin bu kısmı çıkarttığınız zaman bu döndürmeye sağlayan kısımda kendi içinde çıkartıp bulaşık makinesinde ya da isterseniz elle yıkanabiliyor. Yine benzer şekilde pişirilen yiyeceğin konduğu bölümde ayrıca çıkartılıp rahatlıkla kullanılıp yıkanabiliyor. Cihazın diğer parçaları da yine benzer şekilde ayrılabiliyor. Örneğin üst kapak kısmı yine iç kısımda bulunan özel bir mangal yardımıyla yerinden çıkartılabilip temizlenebiliyor. Bu kapak özel bir şekilde tasarlanmış. Buhar yapmıyor. Yani içinde ne pişirirsiniz pişirin. Buhar yapmıyor. Ve istediğiniz gibi de hem elde ya da hem de bulaşık makinesinde yıkayarak da kullanabiliyorsunuz. Ürünün yemek pişirme mantığına bakacak olursak aslında bugüne kadar pek kullanılmayan bir fikir kullanılmış. Sıcak havayla pişiriyor yemeği. Evet. Yanlış duymadınız. Sıcak hava yardımıyla pişiriyor. Ürünün şurada görmüş olduğunuz özel bir ısıtıcı bölümü bulunuyor. Ve cihazın alt kısmında bulunan ki zaten çalıştığı zaman sesinden de anlıyorsunuz. Özel bir fan sistemi yardımıyla fandaki hava bu özel ısıtıcıdan gelerek özel olarak tasarlanmış şu yuvalardan cihazın içine doğru hareket ettiriliyor. İç kısmında bulunan döner tabla yardımıyla da bu havanın eşit olarak bütün ürünün her bir tarafına yayılması da sağlanmış. Şimdi pratik bir örnekle uygulamaya geçecek olursak tekrar parçalarını birleştirelim. Bu şekilde oturtuyoruz parçalarını. Evet, kilitledik. Şimdi biz buradaki örneğimizde bir patates kızartma çalışması yapacağız. Daha önceden hazırladığımız yaklaşık 1 kilogramlık patatesimiz ki zaten cihazın neyse ne kadar doldurmanız gerektiği üzerinde özel bir işaret yeri var. O şekilde yapabiliyorsunuz. Patates, tavuk eti, normal et, balık gibi yemekleri cihaz pişirebiliyor. En önemli fonksiyonlarından bir tanesi ise bunları pişirirken çok çok az yağa ihtiyaç duyması. Örneğin normalde bu kadar bir patatesi yaklaşık 1 kilograma tekabül ediyor, 800 gram. Bu kadar bir patatesi pişirmek için 2-3 litrelik yağın içine atmanız gerekiyor eğer kızartma yapmak istiyorsunuz. Ancak Tefal ActiFry bunu sadece ve sadece şu özel kabında görmüş olduğunuz kabı yağla doldurduğunuz yeterli olabilir ki yaklaşık bu da 1.4 santilitrelik yağ alıyor. Bu yağı üzerine döktüğünüz zaman ki bu kabı normalde böyle bu şekilde gösteriyorlar fakat içinde tutmamanız gerekiyor. Sadece ölçü kabı anlamında kullanılıyor. İçine döktüğünüz zaman bu kadarlık 1.4 santimetrelik yağ bile rahatlıkla yetiyor. İsterseniz kurut dondurulmuş gıda da pişirebiliyorsunuz ki hatta patates özellikle dondurulmuş patates daha iyi sonuç verebiliyor. Ancak biz buradaki örneğimizde normal bildiğimiz patates, ıslak patates özel şekilde kesilmiş patateslerimizi koyuyoruz. Patateslerin çok kalın olmaması gerekiyor. Bununla ilgili bilgi zaten ürün kitapçığında mevcut. Cihazın içine patatesleri normal bir şekilde yerleştirdikten sonra kullanmaya başlıyoruz. Ürünün bir diğer fonksiyonu ise yine üst yüzünde bulunan özel bir timer yani zamanlama sistemine sahip olması. Zamanlama sistemi istediğiniz kadar dakika verebilirsiniz. 60 dakikaya kadar. 60 dakikadan sonra da tekrar sıfırlanıyor zaten.
Fakat zamanlayıcının cihazla bir bağlantısı bulunmuyor. Yani diyelim ki 25 dakika verdiniz. 25 dakika sonra otomatik olarak ürün kapanmıyor. Çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden cihazı çalıştırdıktan sonra yakınlarında veya sürekli başında bulunmanız gerekiyor. Yoksa kapanırsa, yani timer'ı zaman bitse bile cihaz çalışmaya devam ediyor. Yani bu şekilde cihazı bırakıp gitmeniz mümkün değil. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hep birlikte aktif fry ile patates kızartıyoruz. İlk olarak az önce de bahsettiğim gibi patatesleri ince ve özel şekilde kesmeniz gerekiyor. Çok kalın olmaması lazım çünkü pişirme sırasında sorun çıkartabiliyor. Bununla ilgili detaylı bilgiler cihazın kullanım kılavuzunda mevcut. Kaç santimetre kalınlığı olması, kaç santimetre uzunluğu olması gibi teknik bilgiler. Çok uzun olmaması gerekiyor çünkü cihazın içindeki özel dönebilen bölüme sığmıyorlar eğer çok uzun olursa. Zaten o kadar büyük patates de yok ama yine de özellikle boyutlarına dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken şey ise cihazın kapağını açıp normal bir yemek kabına koyulmuşçasına patateslerimizi yerleştiriyoruz. Evet, patateslerimizi koyduk. Şimdi yağımızı da ölçü kabına yerleştiriyoruz. Bunu göz kararı yapabilirsiniz ama hani tam olarak sonuç alabilmek için, doğru sonuç alabilmek için ölçü kabını kullanmak daha mantıklı. Evet, yağımızı da koyduk. Bu şekilde yerleştiriyoruz, yağımızı da içine döküyoruz. Şimdi yapmamız gereken tek şey zamanlayıcıdan gerekli olan zamanı ayarlayıp cihazı çalıştırmak. 45 dakika yeterli oluyor. Birazcık daha eğer çıtır olarak kızarmış istiyorsanız bu zamanı 50-55 dakika yapabilirsiniz. Ama biz burada 45 dakika ayarlıyoruz. Timer'dan az önce de bahsettiğim gibi timer'ı mutlaka yani cihazın yanında bulunmanız gerekiyor. Çünkü timer alarm verse bile ürün otomatik olarak kapanmıyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 45 dakikayı verdik ve şimdi cihazımızı çalıştırıyoruz. Biraz sesli çalışıyor. Ben bu sesi biraz saç kurutma makinesi sesine benzetiyorum. Çünkü mantık aslında aynı. Sıcak havayla çalıştırıyor cihaz, yemekleri pişiriyor. Çalıştıktan sonra zaten cihazın otomatik olarak içteki sistem dönmeye başlıyor. Bu sayede içindeki yiyecekler otomatik olarak her bir yöne eşit olarak pişmiş oluyor. Bu çok önemli. Güzel bir fikir, basit bir fikir. Yedi gelmişken de belirttiğim ürün 1400 watt enerji çekiyor. Yani saatte 1400 wattlık bir enerjiye ihtiyacı duyuyor. Çok yüksek olduğu söylememiz mümkün değil. Hatta hani bu tarz bir ürün için düşük olduğunu da söylemek mümkün. Yani tasarruflu bir ürün var aslında karşımızda. Şimdi 45 dakika sonra tekrar burada birlikte olacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak. Evet, 45 dakikalık süremiz sona erdi. Dermek üzere yaklaşık 17 saniye sonra cihazın alarmı çalacak ve bize 45 dakikanın dolduğunu bildirecek. Herhalde şu andaki piyasada satılan ürünler içinde patates kızartmasını bu kadar sağlıklı ve bu kadar az yağlı yapabilen ender ürünlerden birisi Active Fry. Evet, alarm çalıyor. Alarm sesi biraz düşük. Yakınlarında olmanıza fayda var. Bu verdiğimiz süre bittiğinde. Alarmı kapatıyoruz. Cihazı da kapatıyoruz. Ve kapağını açıyoruz. Kulbundan tutup kaldırdığımızda işte 45 dakikada gayet sağlıklı, gayet güzel pişmiş patateslerimiz de hazır. Active Fry ilginç bir ürün, farklı bir ürün. Ürün inceleme.com'da bu tip değişik ürün incelemeleri devam edecek.